Hoş geldiniz Reyhan Bey. Hoş geldiniz. Şöyle döndürelim sizi. Biraz ortada duracağız isterseniz. Biraz sizin önünüze gelecek ama. Şimdi Beyhan Bey'de bir kere uygulanan farklı bir teknik var. Bir. Biraz hocalardan hikayeyi dinleyelim, sonra sizinle konuşalım. Şimdi Beyhan 227 kiloydu. Yürüyemiyordu. Dolmuşta servisçilik yapıyordu. Şeker hastalığı, yüksek tansiyonu vardı. Bize geldiğinde hakikaten durumu oldukça güçtü. Tüp mide değil, duodenal switch dediğimiz bir ameliyatı yaptık. Bu da Amerika'da özellikle bir 10 yıllık geçmişi olan bir bağırsağın da eklenerek kısaltıldığı bir ameliyat. Mide küçültülüyor aynı şekilde. Bir de bağırsağı yer değiştiriyoruz. Bu ameliyatın özelliği, duodenal switch dediğimiz ameliyatın özelliği, çok daha hızlı kilo kayboluyor ve çok ileri kilolarda ve şeker hastalığı, yüksek tansiyon varsa özellikle onlarda daha da etkin oluyor. Bu ameliyatların genel olarak ölüm oranı aslında bakılırsa bir kalp bypassına göre, bir diz protezine göre düşük. Önemli olan nokta bunu tecrübeli, bu konuya spesifik kliniklerde yapılması birinci nokta. İkinci nokta da hastaya göre teknik seçimi. Yani tüp mide kime yapılacak, duodenal switch kime yapılacak, hep aynı ameliyat, aynı şekilde, aynı teknikle uygulanmıyor. Değişik ameliyatlar var ve duodenal switch ameliyatıyla daha 2 ay oldu. Kaç kilosun Beyhan? Şu an 180 kilo. 180 kilo, yaklaşık bir 40 kilo 46 vermiş. Kilo. Ama biz bir haftalık hanımefendi bir kadar. Evet, hanımefendi kadar çıkmış ve yürüyebiliyor. Beyhan anlatsın. Peki, şimdi Beyhan Bey, siz ne iş yapıyordunuz? Ben Bursa'da Uludağ Taksi'de şoförlük yapıyorum. Taksicilik yapıyorum. Bursa, evet. Tamam, taksicilik yapıyordunuz. Evet. Peki, bir kere ne markası soracağım da arabaya nasıl sığıyordunuz onu soracağım. Daha önce sığamıyordum, minibüsçülük yapıyordum, servis çekiyordum. Aa, şimdi oldu, normal arabaya giremiyorsun. Evet, terfi ettiniz siz, kilodan dolayı minibüse terfi ettiniz. Evet. Peki, hayat nasıldı? Hayat benim için zordu. Her gün baş ağrısı. Her yerim ağrıyordu. Her gün biz ölüm gibiydi ama şu an iyiyim yani. Peki yani sabah evde mesela uyandınız. Evet. O arabaya gitmek, yürümek çok zordu herhalde. Son ameliyat olmadan 1,5 sene hiçbir iş yapmadım. Ha, 1,5 senede çalışamadınız. Çalışmadım, evet. Peki arabayı kiraya vermiştim. Artık zaten yürümeniz de çok zorlaşmış. Evet. Ne yiyip içiyordunuz? Ne olursa ne canım isterse onu yiyordum. Ya, içki çok kullanıyordum ben. Alkol ya, içki kullanıyordunuz. İçki tüketimi çoktu bende. Yani bir aşamada kısır döngüne giriyor. Evet. Yani morbid obez, işte body mass, evet, vücut kütle indeksinin 40'ın üstünde olması demek. Bazı hastalarımızın 50 olabiliyor. Bazı hastalarımızın Beyhan örneğinde 70'e yakın bir vücut kütle indeksi söz konusuydu. Ve yaşamı akut tehdit altındaydı. Yani yaşamsal tehdit altındaydı. Artık hiçbir üretkenliği de kalmamıştı. Bizim daha hani izleyicilere daha kilo vermemiş bu bey diye düşündürebilir. Aslında 46 kilo vermiş durumda 2 ayda. Muhtemelen bir yıl sonra Beyhan 70-80 kilo daha verecek. Çünkü o tarz bir ameliyat oldu. Hem gıda alınımını kısıtlayıcı, hem gıda alınan gıdaların emilimini engelleyici. Şu anda yeryüzünde var olan en radikal en şişmanlık giderici ameliyatı oldu. Peki şimdi sizde şeker var mıydı? Vardı. Vardı değil mi? Evet. Tansiyon? Yüksek tansiyon sürekli. Hap kullandığım halde 19, 13, 11 öyleydi tansiyon. Yani iş zaten öyle gidiyor. Yani bu tabii, hani mahşerin dört tatlısı beraber gidiyor. Metabolik yani sendrom. Metabolik sendrom dediğimiz şey gerçekten obezitesi, hipertansiyonu, diyabeti hep bir arada bunlar gidiyorlar. Şu anda nedir durumunuz? Şu an iyi. Şu an böyle bile ilaç kullanıyor musunuz? Bir tek ritim bozukluğu için belak kullanıyorum. Tansiyon ilacını da bıraktım. Tansiyon ilacını bıraktınız. Evet. Şeker için bir şey kullanmıyorsunuz. Yok, kullanmıyorum. Şu anda daha 2 ay oldu. Çalışmaya başladı. Ve çalışıyorum, evet. Sistem kendini aslında katılıyor musunuz bilmiyorum. Hocalara sorayım. Yani biz çok bozmazsak tabiat hep kendini tamir ediyor. Kesinlikle. Yani vücudumuz hep kendini onarmakla gidiyor. Ama biz o kadar yükleniyoruz ki. Yani şimdi Beyhan Bey oturup o kadar içkiyi içip, o kadar yemeği yiyip, evet, hareketsiz kalıp hiçbir şey yapmayınca tabii vücudu kaldıramaz hale geliyor. Beyhan, memnun musun yediğin yemeklerden vesaire? Tabii, tabii. En büyük endişe bu oluyor çünkü. Ben artık yemek yiyemeyeceğim. 227 kilo bir hasta. Valla ben herde canım istiyorsa yiyorum ama az yiyorum tabii yani. Ama mutlusun. Mutluyum tabii canım. Az derken nasıl bir şey yiyorsunuz mesela? Yani. Öğlen mesela, bugün öğlen ne yiyeceksiniz? Ne istiyorsa canım. Onu yiyeyim. Köfte ise köfte, balık ise balık. Kaç tane köfte yiyorsunuz? 3 tane. 3 tane köfte. Ekmek.
pilav çok bilmiyordum dediysem bir yere var. Yememem göz lazım kadın zaten. Yani. Şimdi Beyhan da şöyle... Bir dakika dur kaçar mı elki ağzından yok, diye yok, ben yok. Soruyorum. Evet, evet. Şöyle bir özellik var. Yemek alımı kısıtlamak dışında bir de emilimi azaltıcı bir ameliyat olduğu için... Ha. O da ek olarak geliyor. O da tabii ne yerse yesin daha filtreli gidiyor anladığım kadarıyla. Evet, çok aşağı geçiyor gıdalar. Emilebilecekleri bağırsak kısımlarına uğramıyorlar. Bu kilodaki insanların tabii laparoskopi büyük bir mucize. Açık bir ameliyat olsa tabii son derece riskli. Şimdi ona geleceğim. Evet. Şimdi bu işin böyle de bir tekniği var. Bütün bunları insanın aklına şöyle geliyor. Şimdi bir mideyi alıyorsunuz, kesiyorsunuz, onu bir tüp haline getiriyorsunuz. Bağırsağı çıkarıyorsunuz, onun şeklini değiştirip başka bir yere bağlıyorsunuz. Bütün bunlar yapılınca herhalde insanın karnı şuradan şuraya ya da şuradan şuraya yarılır, açılır ve yapılır gibi geliyor ki siz bunu kaç delikten yapıyorsunuz? 4. 4. Gödemen switch 5 olabilir. 5 olabilir. Ekart Beyhan Bey de arazi geniş evet. olduğu için tabii evet. orada açabilir, bir... Açabilir miyiz arkadaşlar gerektiğinizde? İz gözükmüyor, o kadar da değil. Evet. 4, 4 ya da 5 tane birer 1,5'ar santimlik delikten yapılan... 5 çok... milim 12 milim. 5 milim 12 milim arası. Mucize evet. de şurada akşamına yürüdü. Beyhan, yani ameliyat akşamı yürüdü. Ertesi gün mobilize olmuştu. Bu çok önemli ve oral alımı da başlamıştı. Ve ağrısı da bilmiyorum çok ağrı ben oldu. Ben hiç ağrı çektim. Bir gün ağrı çektim. Üçüncü günde çok ağrı ben hastaneye çıktım. Genel olarak sorarsak ağrı önemli ben ağrı bir konu. Yani. Korkulacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyebilirim. Evet. Çünkü hastaların en merak ettiği konu da o. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız Beyhan Bey'e dikkat edin. Halinden fazla memnun. Bak ben size söyleyeyim. Evet. Diğerleri için öyle değil. Bir diğer konuklarımız onlar diyorlar ki biraz daha vereceğiz formunu sıçacağız ama. Ya ben de idealim 100 kiloya düşmek ama yani en azından böyle bile kalsam iyi yani. Valla bilmiyorum. Ben evden şimdi yani ben, dışarı, ben arabasız bir yere gidemiyordum. Ben de 28 sene 29 sene doktorluk yapıyorum. Sizin tavrınızda biraz ben şeyi gördüm. Ben bu halimden memnunum. Beni biraz ürküttü. Hocam yok, ben biraz yaş mevzusunu sormak istiyorum. Şöyle geleyim. Çünkü 37 yaşında Beyhan Bey ve genç bir aslında aday. Çünkü şöyle bir şey var. Dedik ki bir sürü hastalık da beraberinde geliyor obeziteyle birlikte. Onları ne kadar ileriye atarsak vücuttaki deformasyonları da o kadar fazla oluyor. O yüzden aslında bunu erken fark edip erken yaşta yapmanın bir avantajı var mı? Mükemmel. Ve minimum yaş nedir hocam? Onu da minimum yaş şöyle 18 idi ama son Amerikan Bariyatri'nin geçen seneki toplantısında 15-18 yaş aralığında tüp mide ameliyatı altın standart olarak sunuldu. 15-18 yaş. Büyük yaşlarda ileri yaşlarda 65. Ama özel durumlarda bazı ameliyat ettiklerimiz oluyor. Hı hı. Özel durumlarda. Beyhan'ın tabii bu tavrı ve çok aşırı kilolu olması nedeniyle duodenal sivici tercih ettik. Belki de tüp mide olsaydı. Çünkü çok aşırı obezlerde 5 hastanın birinde geri kilo alımı oluyor. Merkezimiz bu noktada yepyeni yeni yayınlar bunu gösteriyor. O yüzden biz hastaları takip ediyoruz. Genelde bu hastalar takipten kaçıyorlar. O yüzden biz takip ediyoruz. Yani bu hastalar... Ameliyat sonrası onlar size gelmiyor, siz onlara gidiyorsunuz. Biz onlara gidiyoruz. Yani onların gelmesi en ideali ama biz enselerindeyiz. Yani ben 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Genelde gördüğüm şey hastalar kilo verdikten sonra takipten kaçıyorlar. O zaman da mesela kalsiyum ve vitamin eksiklikleri olabiliyor. Onları görmemiz açısından da bizim takip etmemiz gerekiyor. Kliniğimizde iki diyetisyen ve bir yeme içme psikoloğumuz var. O dönemdeki endişelerini de atlatmaları açısından bir destek sunuyoruz. Bu yaklaşık zaten ameliyat sonrası hemen birinci ayda hastalar bu korkularından sıyrılıyorlar. Yani o ne olacağım, yarım kaldım, kötü mü olacak, hiç, ben çok yemeği seven bir insanım, şimdi ne olacağım endişeleri birinci ayda dağılıyor. Ondan sonraki gayet memnunluk bazı işte alkole dönme, özellikle oranın altını çiziyoruz. Alkol çok özellikle kötü bir şey. Sigara ile ilgili bir şey söyleyeyim. Enteresan birkaç bilimsel çalışma çıktı. Tüp mide ameliyatı olanlarda grelin dediğimiz iştah hormonu çıktıktan sonra bu sigara dumanına da karşı bir tiksinti geliştiği iddia ediliyor. Ben de gözlemliyorum. Ben de bıraktım. Ben de 2 paket sigara içiyorum her gün. Çok enteresan. Ya bizim serimizde de bırakma oranı neredeyse %90'lara yaklaştı. Çok enteresan. Ama kesin konuşamıyorum. Bu bir 5 yıl sonra anlaşılacak. Ama 1-2 bilimsel çalışma var bu konuda. Sigaranın da bırakıldığına dair. Enteresan. Süper. Şimdi tabii... Size de yeni bir hayat bahşedildi. Yeah. Siz de hareketlendiniz. Çünkü şimdi diğer konuklarımıza göre sizinki biraz daha dramatik. Yani siz artık hani yatağa, koltuğa mahkum olmuşluktan tabii kurtuldunuz. Tabii arabası bir yere gidemedim. Hayır. Araba yoksa o gün evdekiler bir yere giderse bütün gün evde duruyordum. Çıkmıyordum dışarı. Taksiye yani, sığmaya başladım. Hayır şöyle bir şey söyleyeyim mi? Yani en çok insanın üzerine oluyor. Mesela bir sürü hastalıkta da sadece kilo değil birçok hastalıkta da şeyi görüyoruz. Yani insanlar kendini eve kapatıyor. Ve ben bunu o kadar çok görüyorum ki bize gelen konuklarda. En başında da kilo var. Aynen. Çünkü kilo bir... Kendinden mutsuz.
İki, dışarı çıktığında işaret edilmekten çok mutsuz. Yani. Üçüncüsü zaten yürüyecek hali özürlü, yok. Özürlü gibi. Evet, şimdi yani, yani. Kelimeyi ben telaffuz yok, etmek istemiyorum ama doğru şey doğru gerçekten yani. Özürlü hale geliyor. Evet, evet. Ve evde yani ölüyorum. Hep söylüyoruz işte şey bizim eskiden obez ambulansı diye bir kavramımız yoktu. Şimdi obez ambulansımız var. Amerika'dan çok basit bir istatistik vereyim. Lise mezunu olmayan kadınlarda son 10 yılda yaşam beklentisi 10 yıl düşmüş biliyor musunuz? Kendi annelerinden daha az yaşayacaklar. Sebebi kilo. Evet. Çünkü o eğitimsiz kuşakta sebebi kilo. Şimdi sizden hepinizden bir şey rica edeceğim. Şöyle hep bir yan yana alalım evet, hepinizi. Evet, mutlu tabloyu birlikte evet. Görelim. Ben şöyle geçeyim. Siz de böyle buyurun. Ben şu şimdi geçeyim mi? Nasıl isterseniz tamam. İstediğiniz yere geçin. Okay. Nasıl olsa fotoğraf çekmiyorlar ama böyle. Böyle yapalım. Yani efendim hepimiz sağlık için uğraşıyoruz. Ya. Ve gerçekten doğru işleri doğru ekiplerle, doğru kişilerle yapmak lazım. Onun için başta hocalarımızı tebrik ediyoruz. Profesör Doktor Mehmet Ali Yerden ve Profesör Doktor Ahmet Gökhan Türkçapar. Ayrıca Mine Hanım, İlker Bey, Mehmet Bey, Beyhan Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldıkları için efendim. Biraz sonra da iyi beslenmeyi öğreneceğiz.